Sadece yapabiliriz. Şimdi bak bazen şöyle oluyor. Çok huzursuzum oluyorsun değil mi? Huzursuz olursun tabii. Bir ömrün var, bin tane niyet ediyorsun. Senden başka kim huzursuz olsun? Aşkının seni sevmediğini bir türlü kabullenemiyorsun. Başkalarını değiştirme çaban, gayretin işe dönüştü, hırsa dönüştü. Yanlış. Ortaya koydukların bir an önce fark edilsin, takdir edilsin, kabul görsün istiyorsun. İnat ediyorsun, ısrar ediyorsun. Huzursuz olursun tabii. Yalnızlığının kıymetini hiç bilmiyorsun. İsyanın geldiğinde isyan etmiyorsun. Hangi duyguyu yaşıyorsan o duyguyu ifade etmekte zorluk çekiyorsun. Gerek yok. Kim bilir ne düşünecekler. Aman onlar şimdi başımıza iş açacaklar. Hissettiğin duyguları bastırırsan çok üzülürüm sana. Ömrünün ortalarından sonra kocaman bir gedik olur hayatının bir tarafında. Kapayamazsın. Ne zaman açtım bu gediği ben diye. Huzursuz olursun tabii. Kendini, hayatını değiştirmek için çalışmaktan başka çaresi olmadığını düşünen insan huzursuzun ta kendisidir. Çalışacaksınız hayatınızı, kendinizi değiştirmek, o huzursuzluğu giderebilmek için. Bazen şöyle oluyor, yapıyorum yapıyorum olmuyor. Yapıyorum yapıyorum olmuyor. O zaman şunu soracaksın kendine, yine niye olmadı acaba diyeceksin. Soruyor musun? Yine niye olmadı acaba? Ben söyleyeyim bak, bazen olmamasının sebebi gördüğün kocaman gerçeklerin üstünü örtmektir. O gerçeklerin üstünü örtmeyeydin, olurdu belki. Bazen hayalini çok iyi kurmuşsundur ama arkasında, kurduğun hayalinin arkasında adam gibi durmamışsındır. Bazen kendini çok ciddiye almışsındır, ondan olmamıştır. Bazen kendine güvenmede kibirli davranmışsındır, ondan olmamıştır. Bazen daha güçlerken yenilmişsindir kötümserliğine, karamsarlığına, olumsuzluğuna. Ondan olmamıştır. Bazen dinlemek, anlamak, düşünmek, çalışmak, öğrenmeye devam etmek yerine, sabretmek yerine atar gider yapmayı, trip atmayı, artistlik yapmayı tercih etmişsindir. Ondan olmamıştır. Dönmeniz lazım artık. Geçmiş muhasebelerinden döneceksiniz. Acılı aşklarınızdan, karşılıksız sevgilerinizden döneceksiniz. Yaptığım onca şeyden sonra bana bunu nasıl yapar halinden, hayıflanmasından döneceksin. Yaptığım onca şeyden sonra bana bu reva mı halinizden, hayıflanmanızdan döneceksiniz. Fedakarlıklarınız yaptınız ve bitti. Artık hatırlamayın, zararı en çok size. Bilseydin kıymetini, sana eziyet olur muydu, sana acı olur muydu, sana zulüm olur muydu? Pişmanlıkların sensin. Ama ne işin var hala orada? Çık gel, dön artık, şimdiye dön, bu ana dön. Yediğin kazıklardan dönmeyi bileceksin. Bana kimse bunu yapamaz. Artistliğinden döneceksin. Yaptılar, gene yaparlar. Yalancı üzüntülerinden döneceksin. Hiçbir şey olmadan, çok üzüldüm, çok üzüntülüyüm. Bir bakıyoruz, hiçbir şey yok aslında. Bu hayatın en minik, en minik üzüntüleriyle karşılaşmış ama onu kocaman kocaman büyütmüş ve yalancı bir üzüm yapmış kendine. Yalancı üzüntülerinden dön ki hayata adapte olmakta, hayata konsantre olmakta, hayatın tadını almakta gecikme. Hayal kurmaya devam et. Hayal kurmaya devam et ama hiçbir şey yapmadan olmasını beklediğin o saçmalıklardan dön. Onların adı hayal değil, senin sandığın ama olmayan her duygudan, herkesten, her şeyden dönmen gerek. Dön artık. Önce yapacağın şey şu. Hayatının kahramanı olmaya karar vereceksin. Ama neden hayatının kahramanı olamıyorsun? Başkalarına kahramanım demekten daha zor olacağı kesin. Hayranlıkla izlemek ya da kıskanmak daha kolay tabii. Sözcük üretmek, iş üretmek, başkalarının sözcüklerini ezberlemekten, başkalarının ürettiği işleri üretmiş gibi davranmaktan daha tehlikeli tabii. Davranış geliştirmek, yeni bir şeyler bulmaya çalışmak, başkalarınınkini popüler davranışları taklit etmekten daha riskli. İçinden gelenleri söylemek, hissettiğini hissettiğin gibi paylaşmak, uçurumun kenarında dolaşmak gibi değil mi? Ha yuvarlandın, ha yuvarlanacaksın, ha düştün, ha düşeceksin, o riski göze almıyorsun. Neden hayatının kahramanı olamıyorsun? Arkandan konuşulmasından mı endişe ediyorsun?
Dedikodunu mu yapacaklar senin? Yapmıyorlar mı sanki? Yoksa her an muhtaç görünmek hayatının kahramanı olmaktan daha kolay, daha kullanılabilir bir hal mi? Ondan mı hayatının kahramanı olamıyorsun? Ama hayatında bir şeyleri değiştirme zamanı gelmedi mi? Bu ne böyle sünepe sünepe yaşamaya devam mı edeceksin? Ne zaman kahraman olacaksın hayatının? Başkaları sana izin verdiği zaman mı? Sözüm ona hep beklediğin şartlar var ya, bu olsun bu olsun. Ondan sonra bak ben nasıl kahraman oluyorum görürsün. Na, o her zaman beklediğin şartlar olmayacak. Kendini kandırma anındır o senin. Meydan boşaldığında mı hayatının kahramanı olacaksın? Sana sadece artıklar kaldığında mı hayatının kahramanı olacaksın? Yoksa ucuz ve kiralık kahramanlarının havası söndüğünde mi hayatının kahramanı olacaksın? Ne zaman hayatının kahramanı olacaksın? Yarım yamalak yaşamaktan bıkmadınız mı? Şimdi öyle soruyorum. De geliyorlar. Yarım yamalar. Çoğumuzun hayatı böyle. Soruyorum, diyorum ki aşk yarım. İş işte idare ediyoruz. Aile vallahi hiç anlamıyorlar. Hiç iletişim kuramıyoruz. Bir de üstüne baskı 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 baskı. Sevgili diyorum vallahi ne sevdiği belli ne sevmediği ben bir şey anlamadım. Çevre diyorum. Bunlar diyor elleriyle böyle sözleşmiş gibi boğazımı ümümü sıkıyorlar benim. Sözleriyle, yorumlarıyla. Bıktım bunlardan. Dostlar diyorum. Vallahi hangisinin ne zaman arkamdan hançer geçeceğine dair bir fikrim yok. Hormonlar diyorum. Çok çılgınlar ama hakkını veremiyorum diyor. İdealler diyorum. Gelip gidiyor abi kafa diyor. Hayaller diyorum. Gerçekleşmeyecek gibi diyor. Enerji diyorum. Bir tavanda bir yerde diyor. Böyle yarım yamalak yaşamaktan soruyorum size bir kez daha. Bıkmadınız mı Allah aşkına? Bıktık. Daha güçlü bir bıktık alayım. Bıkmadınız. Bir daha. Bıktık. Hiç bıkmamışsınız. Bıktınız mı bıkmadınız mı? Bıktık. O zaman hayatınızı değiştirme anları, zamanları gelmiş demek. Sevgili dostlar, o kahraman, herkes bir şey bekliyor değil mi? Böyle herkes elinde fener arıyor bir yerlerde değil mi? Salimini tutuyor böyle abi, yerden kahraman çıkacak gelecek böyle diye. Değil mi? Kimden ne yapmasını bekliyorsunuz? Kim gelip sizin hayatınızı acayip değiştirecek? Ne yapacak? Gelip ağzının içine mi üflesin seni güçlü yapmak için? Avuçlarına mı bıraksın her şeye ayarlanmış muhteşem hayatı? Saçlarına mı sürsün ayetli daim yaşamı? Kimden ne yapmasını bekliyorsunuz Allah aşkına? Havaya sürekli olumsuzluk, güçsüzlük yüklemekten başka şeyler yapmak lazım. Sürekli anlaşılmayı beklemekten başka şeyler yapmak lazım. Sürekli size iyi şeyler söylenmesini beklemekten, pohpohlanmayı beklemekten başka şeyler yapmak lazım. Kimse sürekli sizi anlayamaz. Sizin cehaletinizi, gözyaşlarınızı, saçmalıklarınızı kimse sürekli çekemez. Başka şeyler yapmak lazım. İşte o şeyin adı şu. Hayatınızı değiştirecek şey şu. Bu hayatın, bana bahşedilmiş hayatın kahramanı benim. Ben size şunu söyleyeyim. Ya olacaksınız o kahraman, hayatınızı hak edeceksiniz. Ya takılacaksınız öylece, hayatı boş geçeceksiniz. Hangisini tercih edersiniz? Bence de öyle yapsanız iyi olur. Ama hayatınızın kahramanı olmak için yapacağınız ilk şey, susmayacaksınız. Susmayacaksınız. Neden susuyorsunuz Allah aşkına? Anlaşılmamaktan mı korkuyorsunuz? Sevmeyecekler seni, ondan mı endişe ediyorsun? Aptal mı diyecekler sana? Yüzüne başka, enzine başka mı konuşacaklar? Konuşmuyorlar mı? Dalga mı geçecekler? Alay mı edecekler? Gülecekler mi sana? Neden susuyorsun? Yoksa aşkına karşılık bulamama ihtimali yüzünden mi elini ayağını gözünü bağladın? Ondan mı susuyorsun? Hangi duygu seni korkutuyor? Mutluluğu göstermeyerek, susarak, anlatmayarak elde edilecek bir şey olarak mı düşünüyorsun? Susmak mutlu olmanın en kısa yolu mu zannediyorsun? Başın daha mı az derde girecek sanki böyle? Büyük büyük hayatlar yaşadın da akıllı bilinçli bir tercih mi bu susuşlar Allah aşkına? Kocaman efkarlar sonrası bu dünyaya, bu dünyanın insanlarına ses vermeye değmez dumanı mı bu? Hangi duygun seni esir aldı? Boşuna kürek çektiğin hissi yüzünden mi artık elin kolun gitmez oluyor, az motivasyonla yapabildiğin kadar deyip duruyorsun?
Kadercilik en kolay yol mu yaşamak için? Yorgunluk mu çöktü aklınıza, gönlünüze, ruhunuza? Neden vazgeçiştir bu? Kendinizden mi? Yoksa kendinizin dışındaki herkesten, her şeyden mi? İyi ama sizi dinlemek, sizi anlamak, sizinle çalışmak, sizinle mutlu olmak, sizinle yaşamak, sizinle yaşlanmak, sizinle dostluk kurmak, sizi öğrenmek, sizi sevmek isteyen insanlar için bu yaptığınız azıcık bencillik değil mi? Susmayın. Susmayın. Konuşun.